Efendim merhabalar, ben Ahmet Turan Köksal. Bugün sizinle bir yarışmanın seçimini beraberce yapacağız. En güzel el yazısı seçkisi. Bunu ben yaklaşık bir ay önce açtım. 30 Ocak'ta bitecek dedim ama tabii akabinde bir kalem almam gerekiyordu. Çünkü bu laptopun ekranı da yazılabiliyor. O kalem gitti geldi falan filan Amazon'dan gelmedi. O yüzden biraz uzun sürdü. Bazı arkadaşlar da sormuşlar kusura bakmayın geç olduğu için. Bu bir işte ben el yazısıyla yazdım. Jüri benim. Kazanana yeni basılmış kitabımı Cam Taşı'nı göndereceğim. 31 Ocak sonmuş. 30 Ocak demiş. Muntazam yazıdan öte karakterli olması şart demiştim. Kağıt parlamamalı. Bir sayfa yazı yeterli demiştim. Kurallar da böyle. Kızmak, gücenmek yok. Bu çok göreceli bir seçim. Ve ben en güzel yazı derken kendime göre en güzel yazıyı tanımlıyorum. O yüzden amana bozulmak yok diyelim. 18 tane, aslında 19'u da işte Instagram'dan bir arkadaş göndermiş. Şimdi en son gönder dedim falan filan. Ne yazık elime ulaşmadı ama başlamak zorundayım. Çok geç oldu saat 11.30. Hızlıca size bu seçkiyi yapmak istedim. Benim yazımı da beğenmeyenler olmuş. İşte bunu bir düğün davetiyesi gibi görmüş. Evet, bu düğün davetiyesi. Böyle yazmıyorum tabii her zaman. O yüzden bakalım yazılara. Şimdi birinci yazımızı Burcu Brusti diye Brusti diye neyse işte. Bir ben söyleyemezsem kızmasın. Aa Burcu bir kullanıcımız gönder. Burcu Hanım olsa gerek. Biraz bakalım. Zoomladım. Zira buna pek gerek yok. Çünkü bu durum Burcu Hanım yazısı gereğinden uzun. Yani gereğinden uzun bu yazı. Şu şeyi açmak durumundayım. Düzenleme oluşturma. Şu şeyi nerede bu kalem şeyi? Bakalım. Bir not açtı. Ben bunu üzerinde oynama yapmak istiyorum. Düzenle oluştur diyelim. Çiz diyeyim. Evet. Sanatsal dokunuş ekleyelim. Evet. Tabi burada zoom yapmıyor. Ve tabi şey çok ince olsun bir kere. Bu nasıl? Boyut böyle. Kırmızı renkle yazalım. Evet. Şunu nasıl uzun yapacağız? O da belli değil. Allah Allah. Daha iyi bir yazılım bulmam lazım. Z'ler, mesela Z'leri böyle yapıyor. Burcu Hanım. Ne problem ne? Z başı da öyle. Biraz böyle yamukluklar da olmuş. Belki fotoğraftan. Ama dediğim gibi biraz daha harflerin aralarını açmalarını espas diyoruz biz. Ve yani hani çok zorlamamasını öneriyorum. Sayın Burcu Hanım'dan. Bunu save etmiyoruz. Geri alıyoruz. Evet. İkinci yazımız Sayın Berker Salman'ın yazısı. Hep işte yine şeye geçeyim. Düzenli buluşturda müzikli çize geleyim. Bakın şuna geliyorum. Şöyle bir yanılma var. Yani doğrusu böyleyken satır böyle gidiyor. Sağ el kolum. Yumuşak Y'lerde sorun var. Yani E'ler çok iyi değil. Yani böyle bir E yapıyor kendisi. Böyle E yapmayın. D sorunlu. Bunlarla ama tabii karakterli bir yazı. Bu arada bir daha söylüyorum kızmak yok. Yani hani amaç o değil. Çünkü sırf bu yarışmaya bir şey göndermek diye bana sorarsanız oldukça başarılı. Son değişiklikler kaydedilmeden çıksa çıkalım. Bu cahildim dünyanın rengine isimli kullanıcının ismini bilmiyorum. Zoomluyorum. Mesela kareleri yazıyor. Galibiyetinde bir şey var. Yani böyle bir baskın azıcık sola doğru ve bir zorlama var. Bu kadar yakın olmasına gerek yok. Biraz zorlama var ama düzgün. Yine de düzgün. Şu paragraf biraz şuradan azalmış şey olmuş gitmiş. Ama
Yani yazılarımızda en güzel yazıya ne yazık bunu sokamıyorum. Sonra Hassasin diye bir şey var. Bir kullanıcının yazısı var. Bu da çok zorlama. Hele hele bazen böyle Y'lerde düzenli bir oluştur çiz. Y'lerde şöyle bir şey yapıyor kullanıcımız. Y'yi böyle bir garip bir Y yapıyor. Yumuşak Y için de geçerli. Bütün yumuşak Y'ler için de geçerli. Bu biraz çok sıkı ve bir miktar sıkıntıya sebep olacak. Yazının güzelliğini gölgelenecek detaylar. Bunu da geçiyoruz. Humanistenin yazısı geniş. Mesela diğerlerinden daha güzel. Geniş. Karakterli bir yazı. Ama böyle çok wave diyor. Bir de süper bir radyo madyo falan süper bir ortamda bu taraf. Ben bunu böyle crop etmek zorunda kaldım. Kızmasın bana. Yine şeye gelelim. Mesela burada da çok fazla şey var. Yani hani çok wave giden, yani çok dalgalı geçen bir yazı. Ama hoş yani. Bunu da söyleyeyim. Bunlar güzel yazılar. Geçiyoruz. İrem Dinçler'in yazısı. Ben hani bu tür yazıları biliyorum ama N'lerde ve M'lerde böyle garip bir şey olmuş. Bu böyle birazcık şey kattığı halde Şükrü Erbaş'ın Bir İnsan Eksik Sözdür isimli kitabının 60. sayfasıymış. Sayfasından bir yermiş. Ama N'ler, biraz R'ler, biraz böyle değişik bir şey katsa dahi bile benim için çok anlamlı değil. O yüzden teşekkür ediyoruz kendisine, medeni cesaretine. Bu çok böyle hoş Mete Sabuncu'nun çok böyle dağınık, güzel bakın dağınık oldukça hele imza da çok hoş. Beğendim Mete Bey'in. Böyle mesela bunu beğendim. Yumuşak G bile, Y bile. Kendince hoş, ince uzun bir yazı karakterli. Onu da beğendim. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu Özgün Kızılay'ın ve tabii benim kitabımda yazmış. Çok teşekkür ederim Özgün Hanım'a. Bu da böyle hoş bir yazı. Ben böyle değişik bir... Ama yumuşak Y'ler düzelmeli. Böyle olmamalı. Y'ler de keza öyle. Onlara bakmak lazım. Bu Potato Head, Patates Kafa ismi şeyde. Balans'ta, Z'de, G'de, N'lerde bazı N'lerde yine aynı uzatma var. Bunlar olmamalı. Biraz daha iyi olur herhalde. Bu da ZBYTRC isimli kullanıcının. Biraz daha böyle karakterli, zengin yazarken hoş. Adamlarına emir vermiş falan çok hoş ama sonlara doğru böyle bir daralma ve tabii yamulma var. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu da böyle biraz daha yavaş yazılırsa, çok hızlı yazılan bir yazı belli. Daha iyi sonuç elde edilir gibi geliyor bana. Yoksa şüphem var. Şöyle dedim. Geçsene yan tarafa. Şimdi zoom yapınca da evet. Bu Kübra Elif Durgun'un valla çok hoş, çok. Ben çok beğendim bu yazıyı. Hızlı yazılmış. Çok hoş. If That Even Happens, On Night, On... Tabi bazen okumak House mu, On değilmiş. Böyle şeyler vardı. Possibility falan filan diye geçiyor. Kübra Elif'in yazısı da harbiden çok karakterli. Çok hoş. Şimdi gelelim ödül şeyine girenlere. Şimdi 14. bölümden sonra başlıyor. Ya çok tatlı. Yani font gibi. Ve karakterli font. Çok sevdim. Çok düzgün. Çok özenli. K'sından B'sinden Y'ye yukarı gelmesi. Çok hoş. Yani bir dolma kalemle yazılmış. Kırmızı şeyde falan. Harbiden Buşu isimli kullanıcının şeyini çok beğendiğimi söyleyeyim. Yani gerçekten bu ödül grubundaki ilk yazımızdı. Neredeyse aynı Haluk Özcan'ın var. Haluk Özcan'ın şeyi çok daha iyi. Espasları falan çok çok daha iyi.
Yani böyle yazı yazsın. Yani böyle kitap okunur yani. O kadar güzel. Çok beğendim Haluk Bey'in yazısını da. Bu da Kaan Öztürk'ün. Kaan benim arkadaşım. Çok güzel yazı. Y'lerini çok beğendim. Z'lerini. Tertemiz yani böyle güzel. Fakat Allah'tan Kaan 16. sırada da yani en iyi durum. Üçüncü oldu da. Sonra arkadaşına hediye verdi demesinler. Çok korkuyordum yani. Kaan'ın yazısını görünce Allah dedim ya. Bu birinci olacak. Sonra arkadaşına kitabı verdi diye bir süren çıkacak falan. Kaan hocamız ayrıca. Hocadır kendisi. Çok da seviyorum genel halini, pürümelerini. Destekliyoruz her zaman onu. Bitti malum konuda. Ama gerçekten güzel bir. Dedesinin yazısını da gördüm. O da çok güzel. Bu güzel bir hoca yazısı. Bundan böyle şiir gibi yazsın okuyalım yani öyle. Sonra burada Erkin Kılıç'ın yazısı da çok güzel ya. Yani şu ki bu ne kadar matematiksel ifadeler var içerisinde. Fonksiyonun görüntü kümesi. Çok iyi ya. Yanlış yol bir, yanlış yol. Aritmetik orta, geometrik orta. A'lar falan. Tam benlik. Ben daha iyi böyle yaparım. Çok iyi. Yani harbiden böyle yazarak bir kitap yazsa diğeri gibi alınır okunur yani. Ders notu gibi. Ve mutlu da olursunuz. Vallahi beğendim yani. Pi'sinden tut. X'ine kadar. Çok iyi. Ve seçkimizin birincisi Emre Aksoy. Şimdi niye seçtiniz yani? Kalkıp da bir şeyi kullanmış. Kırmızı mürekkep. Bir de efendim biraz da kesik uçlu kullandı diye mi sevdin? Hayır. Niye sevdim? Çünkü R'ler benim R'lerim gibi bir kere. R'ler aynı yani. R'yi ufak yazmayı reddedenler bilmeden reddedenlerden. Bazen normal de oluyor mesela. Bir numune. Ama R öyle. K. Şimdi tahayyüldeki Y'ler falan filan ama bu çok güzel yazı. Çok güzel yazı. Keşke 3 tane verebilseydim. Yani kötü gibi gözüküyor ama bu yazı güzel. İyisi. Ağları çalışmalı. Ağlar iyi. Ya bu ağ iyi de. Şu Ankara'nın ve Ahmet'in ben çok daha güzel yaparım. Yüzmek yok. Ama bakın bu da yani birinci olacak gibiydi. Kaan'ınki de öyle. Bu çok güzel yazı. Efendim bu da iyi. Bu da çok kaliteli. Yani dediğim gibi çok beğendim yazıları. Sayın Emre Aksoy'dan DM'den bir şey istiyoruz. Bir adres istiyoruz. Ben gönderemeyeceğim. Ben yurt dışındayım. İşte bir şekilde bir yerden bir şekilde göndereceğiz aldırıp. Adresini atarsa mesela D'yi de ben böyle yaparım. A'yı da böyle yaparım. Bütün A'ları öyle yapmamış ama benim mesela D, A yaklaşımım burada olduğu gibidir. Yani bayağı hızlı yazmış ama hoş. Kesik uç beni kandırmadı yani yanlış anlamayın. Ama Emre Aksoy'a şey gidiyor. Ödül gidiyor. Göreceli olduğunu biliyorum. Yani çok hoş. Bu yazı da çok hoş. Ve şimdi Kaan yani o da bana kızmasın. Ya bunu çok beğendim ben ya. Yani hani o yüzden çok teşekkür ederim beni böyle heyecanlandırdığınız için. Keşke daha çok böyle bitseydim ama işte hani hem yok hem de başkasından şimdi rica edeceğiz. O yüzden böyle sıkıntılar var. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki şeyde evet bunu beğendim. Senin yazın. Benim yazım değil mi? Senin yazına çok benziyor. Ama bak A'lara bak, D'lere bak. Çok başarılı yani. Bu da çok B de aynı. B de aynı. Demek ki bu nasıl? Şimdi eşim geldi onunla görüşüyoruz. Bak bu da çok güzel bir yazı. Bu da güzel. Bu Kaan'ın bizim Boğaziçi'nde hoca ağır dersi veriyor. Ama İnanılmaz bir adam. Bu da çok komik. bu Yok hoca ya. olduğu belli. Belli abi yani. Bu nasıl? Bak büyüt. Güzel değil mi? Yani güzel bu. Bak kaydediyoruz ona göre. Sonra
Hayır, o bak bu birinci kız senin da yazın ama bence objektif ben objektif davranıyorum demedim zaten. Peki bu da bak bu da bir kızın çok tatlı ya. Baksana yazıyor. Çok hoş. Sen ders beğendin. notu. Ders notu neyse ne ben. Bu Bak da sen. bu da bende bu da çok şey. Aa, Evet. çok enteresan. Çok değil mi? Bu da yakın gibi. Zaten bunlar benim takipçilerim. O yüzden benzemesi normal yani. Bunlar neylerden şey yaptım. Bundan da Çok öyle. kötü. Uf, deme öyle ya. Tabii kötü ama Ama hangisi hakkında konuştuğunu bu unuttum. kötü bir yazı değil. Yayınlanacak bunlar. Ha, kötü mötü deme. Evet. Ah. Sen de bunu mu sevdin? Yok. Yok ben. Güzel. Güzel hepsi güzel. Ya bir kere böyle. Bu benim Bu? yazım. Ha. O da hiç bunu diyecekti ama bu benim yazım. Neyse Beğendiğin hanım için girdi. mi? Kessem mi eski şeydir? Neyse başka biri girdi jüri olarak. Ama o da bana katıldı. Birinci arkadaş olan Emre Bey'e şeyi yayınlıyoruz. Şimdi çıkalım bu 16 dakikalık videodan.